Neurofeedback yöntemi bir beyin jimnastiği, yani bir brain aerobic olarak adlandırılır. Bakıldığında aynen istediğimiz ve tercih ettiğimiz bir kas kitlesini geliştirmek gibi beynimizin istediğimiz bölgesini geliştirmek de artık neurofeedback yöntemiyle mümkün. Bakıldığında son 10-15 yıldan beri Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok psikoloji ve psikiyatri kliniğinde yaygın olarak kullanılmaya başlayan yöntem, ülkemizde de son birkaç seneden beri bazı kliniklerde kullanılmaya başlandı. Bu yöntem ile nasıl ki istediğiniz bir kas kitlesinde bir spor salonunda gelişme gerçekleştiriyorsanız, aynı şekilde istediğiniz beyin bölgenizde de benzer gelişmeyi, üstelik de kalıcı bir şekilde elde etmek mümkündür. Örneğin daha iyi dikkatinizi odaklamak mı istiyorsunuz? Ya da odakladığınız dikkatinizi daha uzun süre mi korumak istiyorsunuz? Ya da muhakeme yeteneğinizde gelişme sağlayarak karşılaştığınız durumlardaki dataları daha doğru değerlendirmek ve daha doğru yanıtları oluşturmak mı istiyorsunuz? Beyninizde dilediğiniz beyin bölgesinde geliştirici egzersizlerle, yani bir beyin jimnastiği ile, yani bir brain aerobic ile, yani neurofeedback egzersizleriyle bu mümkündür. Özellikle bu egzersizlere başlamadan öncesinde yapılan bilimsel testlerle dikkatinizi hangi düzeyde odakladığınız, odakladığınız dikkatinizi nasıl sürdürdüğünüz, eşlik eden acaba bir dürtü bozukluğunun olup olmadığına yönelik testler gerçekleştirilir. Ardından uygulanacak olan bir 14 seanslık neurofeedback egzersizleri sonrasında ilk başta yapılmış olan testler tekrarlanır. Böylece her bilimsel çalışmada, her bilimsel temeli olan uygulamada olduğu gibi öncesinde elde edilen değerlerle daha sonrasında elde edilen değerler sizlerle birlikte karşılaştırılarak öncesi ve sonrası yapılır. Sonrasında elde edilen olumlu gelişmeler gözlendiğinde de kişide başarılı bir brain aerobic çalışması yapıldığı ortaya konur.